Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Gene olası bir Türkiye-Amerika Savaşı ile alakalı olarak senaryolar üzerine duruyoruz. Bakınız şimdi dostlar, Amerika özellikle Irak ve Suriye'de birkaç yüz bin kişilik bir zaten terör organizasyonu yaptı. Suriye'de bile esasında her ne kadar, tam olarak ne kadar askerleri olduğu bilinmese bile, ufak bile olsa bir hava üsleri olduğu bile Suriye'nin kuzeyinde artık biliniyor. Şimdi Irak'taki zaten üsleri belli. Özellikle Yunanistan'da ve Girit adasındaki özellikle gene üsleri. Birden fazla üstelik hava üssü, buna ilave iki tane de uçak gemisi. Lakin artık bakınız, Ege'deki adalarda da gene pek çok Amerikan askeri olduğu artık öğrenildi. O kadar ki bu adalara özellikle Amerikalıların hibe ettiği zırhlı muharebe araçlarını zaten Yunanlılar yerleştiriyorlardı. Ama o araçlarla beraber aynı zamanda o adaların pek çoğuna artık Amerikan deniz piyadelerinin de gönderildiği şeklinde artık bazı bilgiler var. Özellikle büyük bazı Ege adalarında aynı zamanda bu şekilde muhafızlık yapan, nöbet tutan Amerikan askerleri söz konusu. Dede Ağaç'ta zaten 500 Abrams tankı, 1000 tane de Stryker zırhlı aracı var. 1500 parça zırhlı muharebe aracıyla her ne kadar Rusya'ya karşı hani gönderdik biz bu araçları deseler bile, göründüğü kadarıyla bizi bypass etmeye yarayan bir. Ayrıca gene Yunanistan'da çeşitli ayrıca deniz üsleri ve bazı kara birlikleri de konuşlandırıldı, biliniyor. Özellikle Ukrayna'daki bazı Amerikan birliklerinin her ne kadar varlığı biliniyorsa bile, bu savaşın sonunda artık Ukrayna'ya da pek çok Amerikan üssü artık kurulacağını, bunu da biliyoruz. Bu şartlar altında Amerika'nın gerçekten artık bizi sardığı gün gibi ortada. Ve özellikle Yunanistan'la olan işbirlikleri aslında bize karşı organize olduklarını da gösteriyor. Bu esnada Fransa'nın zaten ebedi düşmanımız olarak gene Amerika Yunan ikilisine destek vereceği ortada. Mısır özellikle iki tane amfibi hücum gemisi aldı ki Mısır konumundaki bir ülkenin neden? Bu hatta Mistral sınıfı Fransız gemileri bunlar. Bu gemileri neden almaya ihtiyaç duyduğu konusu var. Zaten Mısır'ın bu araçları gerçekte neden aldığını izah edemiyorlar. Kimse izah edemiyor, olası tek ihtimal. Ya Amerika ile beraber girilecek bir deniz savaşında özellikle Kıbrıs'a çıkartma yapmak, aynı şekilde Amerikalılarla beraber gene Türkiye'nin güney kıyılarına çıkartma yapmak gibi çeşitli. Şimdi Türkiye düşmanı savaş stratejilerinde esasında rol almak. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani şimdi özellikle bu artık Müslüman ülke sevdasından da bu anlamda vazgeçmemiz lazım. Doğrudan bizimle Amerikalılarla beraber savaş yapmayı planlayan bir ülke var. Bu anlamda bakın size peşin söyleyeyim. Türkler olarak bir başımızdayız, bunu size peşin söyleyeyim. Aynı zamanda bu Suriye ve Irak'ta yarattıkları, esasında şöyle söyleyelim, birkaç yüz bin kişilik. Şimdi terör organizasyonuna ilave olarak bir de 100 binden fazla Afgan ordusu askeri söz konusu. Ve içimizdeler ne yazık ki. Ve bu anlamda dostlar, gerçekten yani eğer ki bizi koruyacaksak sadece Türkler olarak biz bizi koruyacağız.
Bu anlamda özellikle bakınız, kenetlenmemiz lazım. Çünkü bize bizden başkasının faydası yok ve özellikle Amerika bizim etrafımıza kümelenirken özellikle Ege adalarına, şimdi yerleşirken Yunanistan'a zaten verdikleri 1000 parçalık bir zırhlı muharebe aracı paketi var. Buna ilave olarak onaylanmış yeni bir hibe paketi daha söz konusu. Yunanistan'ı denizcilikte ayaklandırma derdindeler. Korvet inşasıyla bile olsa Yunanistan'da özellikle bir Amerikan şirketinin İsrail menşeli bazı korvetlerin inşasıyla beraber Yunanistan'da gemi inşasını da artık başlatmak hani niyetindeler. Zaten Leopard 2 A6'lar, onları artık geçtik. Leopard 2 A4'leri bile A6 seviyesine yükseltmişken Alman malı yeni zırhlı muharebe araçları daha satın alıyor oluşları artık Yunanistan'ın net bir biçimde savaşa hazırlanıyor olduğunu da gösteriyor. Ve ne yazık ki bizim kara kuvvetlerimizin asker sayısı şu anda 300 küsür bine kadar düştü. Ve bunca organizasyona karşılık gurur duyduğumuz ama sayıları ne kadar yeterli gelir? Profesyonel ordu birliklerimiz. Hani şimdi bir de böyle bir şey var. Yunanistan Hava Kuvvetleri zaten hızlı bir biçimde yükseliyor. Önceden donanmalarının ve hava kuvvetlerinin görev sayısı Türk Silahlı Kuvvetleri ile kıyaslanamaz. Hani derdik, fakat donanmalarının görev sayısı artık yükseldi. Doğru düzgün bir pilotaj eğitiminden bile bahsedilmezdi Yunanistan'da. Bugün dünyanın sayılı, üstelik uçuş eğitim alanlarından birisidir Yunanistan, özellikle Girit bölgesi. Derken çok ciddi bir hazırlık var. Ve bizim bu aşamada TFX'e ne yazık ki çok fazla da kilitlenmiş olduğumuzu görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Bize yeni uçak lazım, birkaç yüz tane, ve deniyor ki TFX hazır, TFX'le yetinelim. Dostlar, ilk TFX filosu 2033 yılında kullanıma hani sunulacak. En az 10 sene var. En az 10 sene. Ve böyle bir aşamada F-16'lar, F-16 Viper'lar ve F-35'ler, az da olsa Rafal'lar falan derken, şimdi modernize edilmişlik anlamında bizim uçaklarımızdan daha hızlı ve daha rahat modernize edilen bir de hava gücü söz konusu. Biliyorsunuz Amerika bize F-16 satışı yapmıyor. Bunun sebebi 2028-2030, o döneme kadar Yunan Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri'ni sayıca dengelemeye çalışmak. Ama Türk Hava Kuvvetleri'nden daha modern bir Yunan Hava Kuvveti de kurmak. Ve bu esnada TFX'in göreve hazır hale gelişi ve ilk filolarının kurulacak olması 2033, hatta 2033-2035 yılı arası deniyor. Bu şartlar altında 10-13 sene gibi bir zaman dilimi var. Ve bu dönemde özellikle güncel ihtiyacı karşılayabilmek için bize sıfır uçak lazım iken, çünkü bunların problemsiz kullanım ömürleri 10 sene. Yani en az 10 sene bir de bizi problemsiz götürecek uçaklar lazım. Şu Aerofighter konusu çok iyiymiş de efendim Rafal'ıyla F-16'yı etkisiz hale getirirmiş. TTT, İngiliz Aerofighter'ları 20 senelik savaş uçakları arkadaşlar. Artık bu uçaklar sıkıntı çıkaran uçaklar. Hani başka türlü ne yapabiliriz? Yani görünüşte bizim için artık Aerofighter'dan başka hani bir hani seçenek her ne kadar gözükmüyor olsa bile bize esasında
en azından şu 10 senelik dönemi karşılayacak, bizi hani güncel ihtiyacımızı karşılayacak. Hani yeni savaş uçakları lazım. Olmazsa İngiltere'nin Eurofighter'larını almamız lazım. İngiltere'de de 80 tane Eurofighter var. Bizim güncel ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. Hani Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmek durumunda kaldık. F-16'lar gelsin diye. Hani bu anlamda biraz tedarik hani edeceğiz. Sonuçta 40 F-16'lık bir paketten bahsediliyor. Ama şimdi Amerika, Yunanistan, Mısır, İsrail dörtlüsü söz konusu olduğu zaman da 40 tane F-16 Viper'a çok da güvenilmez. Zaten Viper özellikle en fazla uçan bilgisayara çevrilmiş F-16. Ne kadar güven verir bize? Hani şüpheli. Bu anlamda dostlar, gerçekten içinde bulunduğumuz durum itibariyle biraz daha gücümüzü tüketmemiz bekleniyor. Ve Yunanistan hala bizim bu kadar dik duruşumuzu çözemedi. Neden? Çünkü onlar çok ama biz Türk'üz. İşte bu yüzden dik duruyoruz. Bizim yerimizde Yunanistan olsaydı ve şu depremi Yunanistan eğer yaşamış olsaydı. İnanın dostlar, Kahramanmaraş'taki, Hatay'daki ve çevresindeki bu 11 şehri yerle bir eden depremde var ya, Yunanistan dünyaya teslim olurdu. Gerçekten Yunanistan dünyaya teslim olurdu. İşte bu yüzden azmimiz kırılmadığı için korkuyorlar. Ama bir gerçek var. Artık gerçekten çok hızlı bir biçimde her tarafımızı sarıyorlar. Eğer Ukrayna'da da deniz üsleri kurabilirlerse, işte o zaman Ukrayna donanması üzerinden Karadeniz'de savaş gemileri bulundurabilecekler. İşte o zaman iyice at izi it izine karışmış olacak. Belki de Ukrayna üzerinden Montreux'u delmeye çalışacaklar. Ne belli. Anlıyor musunuz dostlar? Amerika gerçekten o kadar tehlikeli bir aşamaya geldi ki artık Türkler ve Türk devleti için, Türk milliyeti ve Türklerin bu topraklardaki varlığı için. Artık çok rica edeceğim sizlere şu. Soğuk savaş yıllarından beri ısrarla Türklerin kafalarına kazınmış olan o Rus düşmanlığını artık bir tarafa bırakın. Amerika gerçekten Türkiye için Rusya'dan daha tehlikeli. Ukrayna Savaşı'ndaki Rusya'nın durumunu gördük. Dostlar, açık söyleyelim yani. Rusya bizimle baş edemez. Gerçekten Rusya bizimle baş edemez. Ama NATO söz konusu olduğu zaman NATO Rusya'dan bizim için daha tehlikelidir. Artık şu Rus düşmanlığına kilitlenmek yerine Amerikan düşmanlığına kilitlenmemiz lazım. Çünkü doğrudan bize karşı harekete geçmek niyetindeler. Görünüşte İran'ı bizim önümüze koymuşlar gibi gösterdiler. Ama acaba önce İran'ı mı vuracaklar yoksa Türkiye'yi mi vuracaklar? Nasıl planlıyorlar? İşte o çok belli değil. Ama görünüşte İran'ın önünde olabiliriz vurulacak ülkeler sıralamasında. Bunu da bilin. Düşmanınızı doğru seçin. Herkes efendim 2. Dünya Savaşı'nda bizden toprak istemelerine kilitlenip duruyor. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda kaldı bu olay. Amerika bizden hala toprak istiyor. Toprak istemeye devam edecek. Rusya en azından görünüşte kesti bu isteği. Amerika kesmiyor. Amerika'nın müttefikleri ve dostları da kesmiyor. Ve her tarafımızı sarıyorlar. Ve Amerika'nın organizasyonu Rusya'nın organizasyonundan güçlü. Bizim için Rusya ile baş etmek Amerika ile ve Amerika'nın organizasyonuyla baş etmek kadar zor değil. Rusya ile daha kolay baş ederiz. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden artık Amerikan tehlikesine yoğunlaşın. Amerikan tehlikesine. Bu savaş çıktığı zaman Rusya'yla değil, Amerika ve müttefikleriyle çıkacak aramızda.
Evet dostlar, çok rica edeceğim, gözlerinizi doğru istikametlere açın diyerek bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Yüksek mücadelelerinizle hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.